Bu videoda size binom açılımlarındaki kat sayıları bulmak için kullanabileceğiniz kolay bir yol göstereceğim. Sihirli, büyülü bir yol. Özellikle de buradaki gibi üssü büyük olan binomlarda çok işinize yarayacak. Bir dinleyin. Bu videoyu izledikten sonra ise bu yolun binom teoremi ve Pascal üçgeni ile olan ilişkisini bir düşünmenizi istiyorum. x artı y üzeri 7. Bu binomun 8 terimi olacak. Bunu nasıl biliyorum? Şöyle düşünün, x artı y üzeri 1'in 2 terimi olur. Evet, çünkü bu bir binom. Binom, 2 terimli demektir. Bir şeyin başına b geliyorsa, bilin ki o 2 ile alakalı bir şeydir. x artı y üzeri 2'nin 3 terimi, x artı y üzeri 3'ünse 4 terimi olur. Bu şekilde devam ederseniz, x artı y üzeri 7'nin de 8 terimi olacağını söyleyebilirsiniz. Şimdi bu terimlerin her biri için bir kutu yaratalım, bir kutu çizelim. Dikkat edin katsayı demiyorum, terimlerden bahsediyorum. Birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü terim, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. Şimdi de x ile y'yi bu terimler içine yerleştirelim. Aslında size x ve y'nin değişen üslerini göstereceğim birinci terimde x'in üssü 7 olacak. Bundan sonraki her terimde ise bu üs 1 azalacak. 1 azalacağına göre ikinci terimde x'in üssü ne olacak? 6. Sonra x üzeri 5, x üzeri 4, x üzeri 3, x kare, x üzeri 1 veya bunun yerine sadece x. Sonuncu terimde ise x üzeri 0, yani 1 gelecek. y hakkında ise şunları söyleyebiliriz. Birinci terimde y olmayacak çünkü üssü 0. Sonra y üzeri 1, yani y. Sonra y kare. Sonra y üzeri 3, y küp. y üzeri 4, y üzeri 5, y üzeri 6 ve son olarak y üzeri 7. Evet, isterseniz bunu sağlamasını da yapabilirsiniz. Her terimdeki üslerin toplamının 7 olması gerekiyor. Mesela burada, y'nin üssü 6, x'inki de 1. Toplamları 7. Güzel. Şimdi de işin en ilginç kısmına geldik. Katsayıları hesaplayacağız. Uygulamamız gereken algoritma şöyle. Her terim için, bakın şöyle başlayalım. Mesela bu terimin katsayısı 1 olacak. Bunu biliyoruz. Hemen yazalım. 1. Bundan sonraki her terim için katsayı değişik renkler kullanayım ki görmeniz daha kolay olsun. Evet, bundan sonraki her katsayı bir önceki terimin üssü bir önceki terimin üssü nedir? Devam ediyorum. Bir önceki terimin üssü çarpı bir önceki terimin katsayısı bölü bir önceki terimin sıra sayısı. Bir önceki terim birinci terim olduğu için sıra sayısı 1 olacak. Bu hesabı yaparsanız, ikinci terimin kat sayısının 7 çarpı 1 bölü 1'den 7 olduğunu bulabilirsiniz. İkinci terimin kat neymiş? 7. Mantığı anladınız. Sırada üçüncü terim. Bir bakalım. Bir önceki terimin üssü, evet burada x'in üstünden bahsediyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. x'li terimin üssünü kullanıyoruz. Bir önceki terimde x'in üssü 6. O halde 6 çarpı bir önceki terimin katsayısı yani 7. Tekrar edelim x'in üssü çarpı katsayı. Bir önceki terimdeki x'in üssü çarpı yine bir önceki terimin katsayısı bölü bir önceki terimin sıra sayısı yani 2. Bunun sonucu ise 3 kere 7, 21. Demek ki üçüncü terimin katsayısı 21'miş. Dördüncü terim. Yine aynı mantık. Bir önceki terime bakalım. X'in üssü nedir? 5. Katsayısı nedir? 21. 5 ile 21'i çarpalım. Ve bir önceki terimin sıra sayısı olan 3'e bölelim. Bu da 21 bölü 3, 7 eder. 5 kere 7 ise 35. Evet, 5 çarpı 7, 35. Bu şekilde devam edebilirsiniz ya da burada bir simetri olduğunu ve dolayısıyla bu terimin katsayısı, bu terimin katsayısı 1 ise, bunun da 1 olacağını söyleyebilirsiniz. İkinci terimin katsayısı 7 ise, sondan ikinci terimin katsayısı da yine 7 olur. Benzer şekilde üçüncü teriminki 21 ise, sondan üçüncü teriminki de yine 21 olur. Son olarak da dördüncü terimin katsayısı 35 olduğu için sondan dördüncü terimin katsayısı da yine 35 olur. İşte bu kadar. Karşınızda x artı y üzeri 7'nin açılımı. Kısa ve net.